Anne adayları veya çocuk sahibi olmak isteyen hanımlar ekran başına. Profesör Doktor Cansun Demir, gebelikte beslenmenin önemini ve hamile hanımların nelere dikkat etmeleri gerektiğini Magazin 8'e anlattı. Gönlü beslenmemeleri lazım. Anne olmayı planlayanlar, anne adayları dikkat. Onları yediğim zaman rahatsızlanıyorum. Yanlış beslenme hamilelerin sağlığını nasıl etkiliyor? 28. haftadayım hamileliğimin, biraz şeker problemi var. Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmek için nelere dikkat edilmeli? Profesör Doktor Cansun Demir Magazin 8'e açıkladı. Gıdaların bir kısmını proteinden almanı, bir kısmı... Değişen vücut yapısı, sinir sistemi, aşırı iştah ya da iştahsızlık derken kadınların çok dikkat etmesi gereken bir süreç gebelik. Hanımların bu süreci sağlıklı geçirmesi içinse gıda tüketimi büyük önem taşıyor. Gebelikte günde 2 litre su içmek lazım. Her gün 2 bardak süt ya da ayran gibi şeyler yemek lazım. Süt ürünlerini tüketmesi lazım. İdeal bir hamilelik için önceden dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğunu belirten Profesör Doktor Cansun Demir, hanımlar için bu noktaları titizlikle sıralıyor. Aslında dengeli ve düzenli beslenmeliler. Yani gıdaların bir kısmını proteinden almanı, bir kısmı yağ, bir kısmı da asıl enerji şeyleri karbonhidrattan almaları lazım. O yüzden tek yönlü beslenmemeleri lazım. Aslında gebelikte 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmeyi öneriyoruz. Dengeli beslenmek, sağlıklı bir hamileliğin ilk adımı. Ancak şeker, tansiyon gibi rahatsızlığı olanların özellikle dikkat etmeleri gereken hayati konular var. 28. haftadayım hamileliğimin, biraz şeker problemi var. Karbonhidrat oldukça azalttım o yüzden. Protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Karbonhidrat olarak meyve tüketiyorum sadece. Kızartmalar, hamur işleri ve iştah kabartan tatlılar. Yedikçe yediren bu gıdalardan da uzak durulması gerektiğini vurgulayan Profesör Doktor Demir, sadece beslenmenin yetmediğini ısrarla belirtiyor. Bebeğin annenin gıda deposunu kullanarak beslendiği düşünülürse anne adayına dışarıdan takviye şart. Mutlaka demiri dışarıdan almak lazım. Eğer sütü yeterince içemiyorsa kalsiyumu, D vitaminini gene dışarıdan almak lazım. Omega 3'ü dışarıdan almak lazım. Tabii iyi beslenip sağlıklı olayım derken kilo da almamak lazım. Çünkü nasılsa hamileyim deyip kilo sınırlarını aşanları doğumdan sonra zor günler bekliyor. Belki dışarıdan alma ihtiyaçları minimuma iner. Demiri nasıl alır? En kolay etlerle alır, kırmızı et yiyerek alabilir. Peki gebelikte kilo alımı nasıl dengelenebilir? Bu konuda da çok özel bilgiler veriyor doktorumuz. Gebeliğin ilk 3 ayında ortalama fazladan 150 kalori, ikinci 3 ayında 250 ile 350 kalori ve son 3 ayında da 450-500 kalori ilave etmemiz lazım. Buradaki sıkıntı, her hanımın kilosu ve boyu bir değil. Aşırı kilolu bir hanım hamile kaldığı zaman ilk 3 ayda belki bir diyetisyen eşliğinde aşırı kilo almadan gıdalarını, kalorisini hesaplamak lazım. Sonrasında da kalori ihtiyacı normale getirilebilir, artırılabilir.